Evet değerli arkadaşlar, Fikoç'a hoş geldiniz. Yine bir video çekiminde sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, sürecimiz çok uzun, gerçekten yorucu bir süreç ve çoğu insanın bu süreç içerisinde bazı dertleriyle beraber savaştığımız bir süreç. Bu süreç içerisinde yıpranma payımız çok fazla. Ne yazık ki çoğu insanda bu cümleyi duymuşsunuzdur. Ömrümden ömür eksildi. Evet, böyle bir süreç içerisinde sabırlı olmanın en avantajlı birkaç yanına değineceğiz. Değerli arkadaşlar, sabırlı olalım çünkü netlerim yükselmiyor diye şikayetçi olan arkadaşlarıma sesleniyorum özellikle. Evet, netleriniz yükselmiyor şu an. Çünkü aslında siz de bilgi birikiminin oluşma evresindesiniz. Yani şunu söylemek istiyorum. Sizler bilgilerinize bilgi katıyorsunuz değerli arkadaşlar. Bunun tabii ki meyvelerini ilerleyen süreç içerisinde göreceksiniz. Bunu bir anda beklemek bizim için biraz ne yazık ki arkadaşlar abes bir durum. Değerli arkadaşlar şöyle düşünebilirsiniz. Sizler bir çiçeği sulamaya başladığınız zaman direkt suladığınız andan itibaren çiçekte ne olmaz değerli arkadaşlar? Bir meyve oluşmaya başlamaz. Yavaş yavaş çiçek olgunlaşır. Olgunlaştıkça değerli arkadaşlar artık meyve vermeye başlar. İşte bizler de bu süreç içerisinde temellerimizi attıktan sonra, çalışmalarımızı gerçekleştirdikten sonra, bu süreç içerisinde karşımıza çıkan bütün olumsuzluklara rağmen bıkmadan, usanmadan çalıştığımız vakit, ilerleyen süreç içerisinde bu meyveleri toplama vakti geleceğini göreceksiniz değerli arkadaşlar. Yani şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar, işin özetini söylüyorum sizlere. Direkt ders çalışarak, direkt sonuç bekleyerek sonuç odaklı ders çalışmayın değerli arkadaşlar. Dün Fikoç'tayken değerli arkadaşlar, kurumdayken yani bir öğrenci yanıma geldi. Hocam dedi, gerçekten moralim çok bozuk dedi. Hayırdır dedim, neden moralin bozuk? Çünkü dedi ki netlerimde o kadar çok çalışmama rağmen hiçbir artış olmuyor dedi. Aslında bu onun için gerçekten üzücü bir durum değerli arkadaşlar. Hani çünkü şunun farkında değil. Bu netler bir anda yükselip bir anda düşen bir olay değil. Çünkü daha sürece yeni başladık. Tabii YKS için artık ilerleyen süreçler ama KPSS'ye başlayan arkadaşlar için daha yeni bir süreç başlamış bulunuyor. Tabii gün geçtikçe süreçte ilerliyor. O ayrı mesele. Moral bozma ya da streslenme değerli arkadaşlar ne yazık ki bizim için bu süreçte olumsuz etkileyecek bir durum oluyor. Hani hatırlarsanız iki video öncesinde hazır bulmuştuğumuzdan bahsetmiştik. Ve demiştik ki bu durumlar bizim hazır bulmuştuğumuzu olumsuz etkiler. Değerli arkadaşlar işte böyle ortamlara neden olmamak adına sizlerden ricam, bu süreç içerisinde sadece odaklanmanız gereken mesele hazırlanmanın ta kendisi. Yani şunu söylemek istiyorum. Bizler bu süreç için oturup ders çalışmamız gerekiyorsa sadece buna odaklanmamız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bunun dışında değerli arkadaşlar motivemizi etkileyecek, bizlerin kaygı durumunu yükseltecek, bizleri olumsuz etkileyecek olaylardan uzak durmamız gerekiyor. Unutmayın, süreç uzun, biraz sabırlı olmanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Unutmayın değerli arkadaşlar. Sabır öyle bir şeydir ki sabreden derviş muradına ermiş. Unutmayın değerli arkadaşlar. Bunun için tabii ki atasözleri falan söylemeye gerek yok. Unutmayın, bizim için önemli olan şey çok çalışmak, verim almak ve değerli arkadaşlar sonuç ne olursa olsun, hocam burayı bastırarak yapalım, kazanmak. Evet değerli arkadaşlar, yine bu süreç içerisinde karşımıza çıkan olumsuz duygular ve düşüncelerden uzak durarak güzel bir sene içerisinde güzel bir süreç geçirmenizi dilerim değerli arkadaşlar. İnşallah bu sene o sene olacaktır. Bu sene atanacaksınız. Bunu unutmayın. Bunu bu şekilde düşünerek çalışmalarınıza hız verin. Evet değerli arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Esenle kalın.